Lastik Jant TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cengiz Demir. Ben Bülent Elbalı. Biz iki lastik uzmanı olarak bugün sizlere 2021 lastik test sonuçlarını açıklayacağız. Evet arkadaşlar, yaz lastik test sonuçları açıklandı. Şu an önümüzde duran lastikler dünyada ilk üçe giren lastikler, lastik markaları. Bunlar tabii yaz lastiği. Dünyada yüzlerce lastik markası var. Ülkemizde ise onlarca lastik markası var. Peki geçen sene ülkemizde kaç tane lastik satıldığını biliyor muydunuz? Tam 20 milyon arkadaşlar. 20 milyon adet. Bu ciddi bir pazar. Tabii lastik markaları pazara girmek için kalitesini arttırmak zorunda. Peki Bülent, tüketici lastik alırken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunları söyler misin? Tabii ki. Lastik satın alırken dikkat etmemiz gereken 4 temel faktör var. 4 temel madde var daha doğrusu. Bunlardan birincisi test sonuçları, lastik test sonuçları. İkincisi etiket değerleri, lastiğin üstünde yazan etiket değerlerimiz. Evet. Üçüncüsü kullanıcı yorumları, yani insanlar nasıl beğenmişler, hangi lastikten memnun kalmışlar. Ve dördüncüsü de hepimizin bildiği gibi fiyat, maliyet. Tabii fiyat önemli. Evet. Bunların tabii ki dördünün çok iyi değerlendirilip ona göre satın almada bir etken oluşturmasını bekliyoruz. Güzel. Daha sonra isterseniz diğer şeylerin, dergilerin lastik test, yazlık lastik test sonuçları ile ilgili sonuçları var. Onlara geçelim. Mesela ADAK'la başlayabiliriz. Evet. ADAK 2021 yılında yazlık lastik test sonuçlarında 205-55-16 ölçüsünde. Neden 205-55-16 olarak alıyoruz? 205-55-16 ölçümüz gayet popüler bir ölçü olduğu için dünya genelinde %10-15 üretiminin 205-55-16 olmasından dolayı bu ölçüyü alıyoruz. Bilek grubu tabii ki. Yani en popüler ebatlardan biri olduğu için. Ciddi pazara sahip bir şey. Tabii ki. Şimdi öncelikle isterseniz şeylerden başlayalım. ADAK 2021'in yazlık lastik test sonuçlarından başlayalım. Ve tamam. Geriden başa doğru gideceğim. Mesela 9. sırada BF Goodrich Advantage modeli var. 8. sırada Fulda Eco Control HP2 var. 7'de Hankook Ventus Prime 3 K125 var. 6'da Apollo Alnak 4G. Daha sonra Kumho Extra HS51. Goodyear Efficient Grip Performance 2. Ve son 3'e geliyoruz. Bridgestone Turanza T005 modelimiz var. İsterseniz gösterelim. Sol İsterseniz tabii şunu da. Ben hemen çıkarttım şunu. Biraz. Tabii ki. Lastiğimiz bu arkadaşlar. Evet, lastiğimiz bu. Bir gördüğünüz gibi 4 kanallı yuvarlanma direnci güzel olan bir lastiğimiz. Etiket değerleri de görüldüğü gibi yakıtta ve ıslak zeminde A ve desibel olarak da gürültü seviyesi olarak da 71 desibel olan bir lastiğimiz. Genelde orijinal ekipman araçlarda çıkan bir lastik bu Cengiz abi. Bir de bir özelliği daha dikkat edecek. Evet, yani Türkiye'de üretilmesi de milli sermaye ile üretilmiş olduğunu gösteriyor. Bu lastiğin hakikaten değerli bir lastik olduğunu bize gösteriyor. Tabii Birisa grubu üretiliyor Türkiye'de. Aynen. Yani dünyada üçüncü olması çok güzel. Gerçekten ülkemiz için de güzel bir şey. Aynen. İkinci sırada Semperit var. Tabii Semperit çok fazla ülkemize satılmadığı için birinciye geçiyoruz. O da Continental. Buna şampiyon diyebiliriz. Yani diyebiliriz tabii ki. Yani. Tabii ama bu ADAK dergisinin şampiyonu. Aynen, ADAK dergisine göre verilmiş bir test sonucu bu. Bu peki test sonuçları biraz bağımsız olduğuna, yani bağımsız değil mi gerçekten? Tabii bağımsız. Şimdi her dergi kendi maddelerine göre, kendi kriterlerine göre bir test sonucu yayınlıyor. Evet. Şimdi bir kısmında üçüncü olan birisinde ikinci olabiliyor, birinde beşinci olabiliyor. Kendi değerlerini tabii biz bilemiyoruz hangi değerlere göre kriter belirlediklerini ama mesela Continental tahminimce 2019 yılından beri ADAK dergisine göre birinci seçilmiş. Burada da tabii etiket değerlerini görüyoruz. Yakıtta C, ıslakta A ve desibel olarak da aslında bir şampiyon için 71 desibel biraz yüksek gibi geldi sanki bana, değil mi? Yani, evet doğru, 71 yani, desibel ama sonuçta Continental dünya markası. Aynen. Yani biz yorum yapacaksak 71 desibel. Biraz yani 70 gibi. Olsa sanki biraz daha iyi olur gibi geliyor sanki. Ama genel anlamda tabii güzel bir de aynen. Asimetrik, değil mi? Asimetrik bir desene sahip. Gürültü önleyici bloklar yapmışlar. Kanalları gayet güzel lastiklerin. Diğer şey isterseniz geçebiliriz. Otobilde geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ben de size gene lastik evi aldığımız 205-55-16 otobülte açıklayacağım.
Şimdi 10. sıradan bir 10. sırada Firestone var. 9'da Maxxis var. 8'de ise Falken var. 7. sırada gene Bridgestone Trans'da T005 evet. var. 6. sırada Nokian var. 5'te priması Michelin priması 4 var arkadaşlar. 4'te ise Continental Premium Kontak 6 var. Yani Adak'a göre birinci olmuş. Adak'ın birincisi Autobild'de 4. olmuş. Şimdi arkadaşlar 3. sırada çok ilginç Koreli bir üretici. Evet. Kumo HS51 modeli. Gerçekten ben bu lastiğe yani Kore'den gelip de 3. olmak herhalde Koreliler için gurur verici bir şey olması aynen, gerekiyor. Kore malları çok satılmaya başladı ülkemizde. Evet. Burada lastiğimiz simetri desene sahip. Soğukları oldukça geniş. Bunun fren mesafesinin çok iyi olduğunu biliyorum. Değerli araç kullanıcıları. Şimdi yakıt tüketiminin C, ısı aksamında yol tutuşu B ve gürültü seviyesi 70 desibel. Yani Continental'e göre bir puan daha iyi. Bu tabi bilmeyenler için söylüyorum. Ses seviyeleri 68'den başlar ve 75'e kadar çıkar. Yani burada 70 desibel gerçekten iyi bir rakam. Aynen. Özellikle ıslak zemin yol tutuşu B olması da ayrı bir güzellik. Şimdi bence üçüncülüğü hak ediyor değil mi Zülhet? Tabii ki diyebiliriz. Bir de Turkish Market Only dediği için yani Türk pazarına özel üretilen bir lastik bu. Ve Türkler tarafından yani bizim kendi milletimiz tarafından da bayağı tutulan bir lastik. Gayet gönül rahatlığıyla öneriyoruz. Bu mesela fiyatının, mesela Kumo fiyatı herhalde Continental'e göre veya diğer ana markalara göre biraz daha düşük abi. Biraz daha olarak. Düşük tabii yani. Evet, arkadaşlar gerçekten yani kaliteli, uygun fiyatta lastik almak istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Kumo'yu tercih edebilirler tabii. Evet, şimdi ikinci, evet, Autobild'in ikincisi ve gerçekten dünya ünlü çok iyi bir lastik, premium lastik markası. Pirelli evet arkadaşlar. Herhalde Pirelli bünver kalmamıştır. Aynen. Ben geçen biz bunun çekimini yaptık. Detaylı incelemesini yaptım. Daha önceden evet incelemiştik. Evet YouTube'da videolarda görebilirsiniz. Cintrato P7 C2 modeli V grubunda teste girmiş ve ikinciliği hak etmiş. Gerçekten bana göre ben de öyle düşünüyorum kendi yorumum. Çünkü lastiğimiz yakıt tüketiminde C, ıslak zeminde A ve 70 desibel. Yani değerler olsun, lastiğin dişi olsun, yol tutuşu olsun ve dönme direnci olsun. Evet. Bu lastik için kullanıcılardan bahsedeceğim. Oldukça yumuşak ve virajlarda çok güven verici bir lastik olarak geçiyor. Evet. Lastiğimizin çok geniş yelpazeye sahip diğer şeylerde, ebatlarda. Yani hem oto ve 4x4 grubunda çıkıyor. Artı bir de Ramfit ve Sigil İnsiyat teknolojisi sahip. Aynen, doğru. Evet arkadaşlar, şimdi bu Pirelli ikinciydi. Şimdi birinci şampiyon hangisi bakalım? Evet, herkes çok merak ediyor. Evet. Evet, gene Koreli bir üretici. Hong Kong. Evet, Hong Kong Ventus Prime 3. 205, 55 ve 16 ebatında gerçekten şu an ipi göğüslemiş gözüküyor. Lastiği nerede üretirsen üret kalitesini bir şekilde buluyor. Aynen. Korelilerde zaten diğer markalarda tartışılmaz. Lastikte de belli bir teknolojiyi yakalamışlar. Şimdi lastiğimiz yakıt tüketiminde C oldukça iyi. Islak zeminde A arkadaşlar. A demek yol tutuşu. Yani frene bastığımız zaman suda kızartmaması, lastiğin durması. Ben şuna kendi yorum katacağım. Su oklarının geniş olması ve simetri bir desene sahip olması lastiğin ıslak zeminde yol tutuşunu artırıyor değil mi? Yani, bir de hatırladığım kadarıyla Türkiye'de kullanılan ve dünyada en premium araçların kullandığı orijinal ekipman olarak Pirelli evet. yani birinci geliyor. Daha sonrasında Hankook geliyor diye hatırlıyorum. Doğru. Evet, evet. Şimdi Hong Kong ülkemizde pazarı hızla büyüyen bir lastik. 2010'lu 12 yıllarda
Hankook firması kendi ülkemize yerleşti. Ve pazarda belli bir yer aldı. Gerçekten tutulan da bir lastik. Çok da talep görüyor. Özellikle bu 125 model hem orijinal ekipmanda çok fazla çıkıyor. Yani evet, işte evet, Volkswagen'de doğru. Falan. Evet. Yani bir de burada bir şey var aslında. Şeyde ses seviyesi de 71 desibel. Yani bu lastik gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Diğer markalara göre biraz daha, yani örneğin işte Continental, Pirelli, Bridgestone'a göre 115 falan daha uygun. Aynen, tabii biraz daha uygun. Yani fiyat seçeneği düşünürseniz burada hem kaliteli hem uygun fiyatlı bir evet. Lastiklerden biri. Sonuçta dünya adamlar, yani doğru adamlar yapmış, doğruya doğru. Yani şimdi burada evet arkadaşlar. Şimdi bir diğer dergilerin test sonuçlarına geçelim. Ada açıkladık, evet. Otomobilde açıkladık. Bir de Firmen Auto diye bir Alman dergimiz var. Burada evet. Da 195-55-16 ölçüsüne göre bakacağız. 195-55-16 yazlık lastik test sonuçları sıralamasında da evet. Bunlar 11 lastiği test etmişler. 11. sırada, yani geriden başa doğru gidiyorum. Tamam. Toyo, Pirelli P1 Cinturato Verde, Falken, BF Goodrich, Hankook, Maxxis, Continental'in Premium Contact 5'i, yani ilk bizim Premium Contact 6'nın bir önceki modeli burada 5. sıraya yerleşmiş. 4'te Goodyear Efficient Grip Performans 2 var ve son 3'e geldiğimizde 3.'nün Bridgestone Turanza T005, yani şu lastik olduğunu görüyoruz. Evet, bunda da genelde 195-55-16 birçok araçta çıkan orijinal ekipman lastiklerinden biri oluyor bu ölçü. Bridgestone'un da Turanza T005 modeli daha öncesinde T001 modeli üretiliyordu. Şimdi T005'e geçtiler. Yine 4 kanal oluklu bir sistemi var. Islak zeminde gördüğümüz gibi B etiketlerine, yakıtta A etiketlerine ve gürültü seviyesi olarak da 70 desibel görüyoruz. Ve bu da yine gururlandığımız bir şey olarak, yerli üretim olarak Türkiye'de, yani ülkemizde üretilen bir lastik bu. Çok tutulan, çok popüler ebatlardan biri. Bu da üçüncü olarak değerli görmüş. Daha sonra ikinci olarak Nokia'yı almış Firmen Auto. Nokia elinizde, Nokia tabii ki şu an çok fazla gitmediği için yok. Birinciyi açıklıyoruz biz de. Şampiyon mu? Firmen Auto'nun şampiyon lastiği de bu. Michelin Primacy 4 modeli. Herkesin bildiği bir lastik. Primacy 4, 195-55-16'da. Bu da 4 kanallı olarak açıklanmış ve simetrik bir desene sahip. Primacy 4 bildiğimiz gibi biraz fiyatı yüksek bir marka. Ama mesela işte ben hak ettiğini düşünüyorum. Yani işte etiket değerleri. Aynen. Yani etiket değerlerine, yakıt tüketimine baktığımız zaman ve desibel, yani gürültü seviyesine baktığımızda hakikaten fayda maliyet olarak alınabilecek lastiklerden biri. Tabii diğer lastiklerden biraz daha fiyatlı oluyormuş, değil mi? Öyle. En pahalı lastik. Evet. En pahalı lastik bu. Şey Pirelli Conti'ye göre böyle %15-20 daha pahalı. Daha pahalı, evet. Yani özellikle ülkemizde tercih edilen markalardan biri ama çok fazla bir Pirelli gibi orijinal ekipman çok fazla çıkmıyor. Ama kalite olarak tabii kalitesi tartışılmaz. Güzel bir lastik olarak. Peki Michelin için böyle yumuşak lastik olan, yani ne diyorsun ya, gerçekten yumuşak lastik mi? Yani ülkemiz için uygun mu? Yani. Tabii ki, yani şimdi ülkemiz için uygun. Tabii ki şunu açıklamakta fayda var. Yani bu lastikler sonuçta tüm dünyaya göre üretildiği için oranın otobanlarına, oranın otoyollarına göre üretiliyor. Tabii ülkemizde bu şartları sağlayacak çok fazla otobanımız yok. Dolayısıyla biraz daha temkinli kullanmakta fayda var. Yani Michelin kullanacaksak eğer. Genelde bizde bizim yol şartlarımız uygun. Pirelli ve daha sonra Bridgestone ve Hankook olarak daha çok tüketiliyor ülkemizde. Michelin de biraz kalite olarak seviyesi yüksek. Evet. Güzel. Şimdi değerli arkadaşlar, 3 farklı derginin, oto dergisinin sizlere 2021 test sonuçlarını, yaz lastiğin test sonuçlarını beraber Bülent'le ikimiz elimizden geldiğince yorumlamaya çalıştık. Evet Bülent, başka test sonucu var mı? Şimdilik bu kadar. Bizler de bu kadar ama. Evet arkadaşlar, aklınıza takılan bir nokta varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Sayfayı beğenip takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın, güvenli sürüşler diliyorum.